Bulantı, kusma, karın ağrısı, dalgınlık ve açlıkla geçiren 5 yaşındaki çocuğun muayenesinde ikinci derecede dehidratasyon bulguları yanı sıra hiperapne ve nefeste aseton kokusu var. Laboratuvarda kan şekeri 600, sodyumu 130, potasyumu 4, pH'si 7-15, bikarbonatı 6 olan hastanın ilk 1 saat içinde %0,9 sodyum klorla 10 cc kilogramdan yüklemesi yapılıyorsa bundan sonraki aşamada hangisi uygun değildir? Evet, vakamız tipik bir diyabetik ketoasidoz vakası. Kan şekeri 200'ün üzerinde saptanması, nefeste aseton kokusu, hiperapne olması ve derin dehidratasyon bulgularına metabolik asidoz eşlik etmesi bu bir diyabetik ketoasidozdur. Diyabetik ketoasidoz tedavisinde ilk 1 saatte sadece hastaya 10-20 cc kilogramdan sodyum klorürle yükleme yapılır. Daha sonra hangi tedaviler yapılırdı? Hastaya %0,45 sodyum klorürle idame tedavisini devam ederdik. Hastanın diğer kolundan 0,1 ünite kilogram hızında insülin infüzyonu uygulanır. Ve hastanın insülin infüzyonundan dolayı hipokalemi gelişmemesi için hastaya idame dozunda sıvıya 40 milikal olan 1 litre dozunda potasyum klorür eklenirdi. Eğer kan şekeri 300'ün altına düştüğünde hastaya dekstroz eklemek gerekirdi. Zaten yeterli sıvı tedavisiyle hastanın metabolik asidozun düzelmesini bekleriz. O yüzden de hastalara bikarbonat tedavisi uygulamayız. Eğer bikarbonat tedavisi uygulayacak olursak hastalarda serebral asidoza, beyin ödemine ve ölüme yol açabiliriz. Ancak hayatı çok tehdit eden bikarbonatın 5'in altında olduğu, pH'nın 7,1 olduğu durumlarda nadiren bikarbonat vermek gerekebilir ki bu vakamız bikarbonat verilmesi için bir endikasyon teşkil etmez. Sorunun cevabı B şıkkı olmalıdır.